Hocam hoş geldiniz. Hadi koş. Neyleri al, ışıkları al. Allah aşkına saçımı bozdun be. Gecikmişsin. Her zaman iyi bir hanımefendi kalkamadı ki sabahleyin. Senaryoyu getirin bana. Gözlerinin altı sinsiyah. Gece uyumadın galiba. Sorma. Bizimkine kavga ettik yine. Sema Hanım sizi bekliyoruz. Ay tamam be. Patladınız sen. Tamam abi bırak. Yanlış elbise giymişsin. Bana söyleme. Onlar giydirdiler. Lanet olsun! Herkes mi uyuyor bu sette? Nerede bu kostümcü? Kostüm yanlış değil efendim. Bu düğünden kaçma sahnesi. Bakın bir kez daha göstereyim ben size. Bakın şurada, hemen şurada. Kolyene ne oldu? Kaybetmişler. Ah. Ben yanlış yapmam kolay kolay. Aslında bir saniye. Tepeye doğru hızlı hızlı koşuyoruz. Zirveye varınca dönüp geriye doğru bakıyoruz. Nefes nefesesin. Ama gözlerinde büyük bir hüzün olmalı. Anlaşıldı. Bu ayakkabılarla nasıl koşacaksam. Kamera. 4, 3, 2, 1 kayıt. Hocam. Ya şu tepedeki adamı alın oradan. Ne işi var onun orada? Hangi adam hocam? Orada kimse yok ki. Neyse. Bir daha çekelim. Tabii. Bir daha çekelim. Çekelim. Nasıl olsa koşan benim. Orada biri var. Duracak mıyım ben bütün gün? Koşmuyorum bir daha. Aa, yeter be. Çekilme sen de şuradan. Ay çekil ne yapsın ya? Al bu elbiseleri sen gide sen koş bütün gün. Neredesin lan? Neredesin? Araç bul buna gideceğim ben. Çık ortaya. Çık. Ne oldu böyle birden? Neredeyim ben? İmdat! İmdat! Kurtarın beni! Kimse yok mu? Kimse yok mu? Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum! Ölmedim ben. Ölmedim ben. Ölmeden gömdüler beni. Yalın? Bir şey yok canım. Kabus gördüm. Kuyuya düştüm rüyamda. Feci bir şeydi. Toprak çöktü. Yerin altına girdim. Yes honey. Bugün televizyon çıkacak mısın? Çıkacağım tabii. Bana öpücük yollamazsan küserim. Yollamaz mıyım ben sana öpücük? Neler yollayacağım ben sana neler neler. Bu
Hoppa! Hey! Darling, wish you good luck for me today. Good luck, darling. Good luck. Arkadaşlarımızı çağıracağız, seni seyredeceğiz. Değil mi anne? Tabii canım. Ama önce var yumurta yemek. Ester, şu çocukla İngilizce konuş. Konuşuyorum. Ama Türkçe de bilmek iyi onun için. İngilizce bilse daha iyi. Ana dili. Türkçe de baba dili. He? La 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 la. Yalın, eğer susmazsam bu çocuk üç gün yemek yemek yok. Baba deli. Re mi sol mi sol. Re mi sol. Sevgili dostlarım, saygıdeğer misafirlerimiz, 2000'li yıllardayız. İsa'dan sonra 2000'li yıllarda. Gök tanrısı yok artık. Çünkü aya gidebiliyor insanoğlu. Ateş tanrısı yok. Çünkü ateşi kontrol edebiliyor insanoğlu. Artık bugünü yaşamanın zamanı gelmedi mi sizce? Daha ne kadar beklememiz gerekiyor? Çağdaş ülkeler bilgisayarlarla her istediklerini yapabilirken, ellerini açıp yağmur duasına çıkan bu ilkel topluluğu, hala tapınaklarda eğilip kalkan bu garip insanları uyandırma gereği duyuyorum. Atalarının anlattığı masallarla bunca zaman uyuyan bu insanlar kendilerine gelmeli artık. Zaman gerçekçi olma zamanıdır. Zaman tarihimizle yüzleşme zamanıdır. Hı? Braveler bitmeli artık. Bitmeli. Bir film yapmaya karar verdim. Belgesel nitelikli bir film. Projemizin adı Çanakkale Gerçeği. Biliyorum. Bu yapıt bazılarının canını sıkacak. Fakat beyler, gerçek acı da olsa ortaya çıkmalıdır. Tarihe düşülen yalan yanlış notlar mutlaka ama mutlaka silinmelidir. 1915 yılında yapılan Çanakkale Savaşı'nın abartıldığı gibi Koca Seyitlerle, Yahya Çavuşlarla, efendim ne bileyim o göğüslerdeki imanla falan değil de coğrafi etkilerin, Alman subaylarının teknik desteklerinin sayesinde başarıya ulaştığı gerçeğini kabul etmek zorundayız. Bu gerçeği yeni nesillere anlatmak bizlerin borcudur. Bu belgesel yapıt tamamen bilimsel kaynaklara dayanmaktadır. Ve birçok yabancı ülke bu projenin gerçekleşmesi için maddi yardımlarını esirgemediler. Projenin hikayesini bizzat cephede savaşan İngilizlerin, Anzakların günlük notlarından, anılarından çıkardık. Hatta arkadaşım aileleriyle bizzat gidip görüştü. Beyefendi, beyefendi, eğer yanlış anladıysam özür dilerim. Sizi dinlerken tüylerim diken diken oldu. Amacınız nedir? Nereye varmak istiyorsunuz? Nereye varmak istiyorsunuz? Gerçeğe. Hangi gerçeğe? Hangi gerçeğe? Gerçek şu ki bütün üstün güçlerine rağmen düşmanlar Çanakkale'yi geçememişlerdir. Doğru. Geçememişlerdir. Çünkü Türk askerlerinin göğsü iman doluydu. Çünkü o kadar vatan sevgisiyle doluydular ki yabancıların kurşunları
ebabil kuşlarının attığı taşlarla hedeflerini şaşırıyordu. İnançsızsınız. Allah selamet versin. İşte dostlarım, geçmişin masalları ürünü bir vaka. Yazık. Yazık. Sizi yetiştiren anaya babaya yazık. İnsanlığın yüz karasısın sen. Yüz karasısın. Lütfen haddinizi aşmayın. Allah'tan kork be. Allah'tan kork. Sen satılmışsın. Satılmış. Güvenlik. Vatanı için ölen 250 bin şehidin lanetini üzerine çekme. Yazık o Müslümanlara. Güçlü Allah korktu sizi kardeş. Satılma korkunuz. Ayıp denen bir şey var kardeşim ya. Böyle tepkileri bekliyordum. Beyefendinin seviyesine inmek istemiyorum. Belli ki kendisi örümcek kafalı bir sanat düşmanı. Toplumumuzu uykuda tutmaya çalışanlardan biri. Satılmış! Satılmış! Satılmışsın sen! Vatan hainisin sen! Ahlaksız, hayasız! Dinlemeyin pis yerini! Dinleyin bunu bize buradan! Niye dinliyorsunuz? Dostlarım, artık çağdaş toplumların bize baktığı pencereden görmeliyiz kendimizi. En yetkin yabancı kişiler neler söylüyor Çanakkale için? Biz Türkler duygusal insanlarız. Gerçekle hurafeyi karıştırmasını çok iyi biliriz. Çoğu paşalarımızın hatıratları bile hayali, izah edilemez hikayelerle doludur. İyi oldu, iyi. Çok iyi oldu. Yarın patlarız gazetelerde. Tabii canım, verdim veriştirdim. Boş ver, hiçbir şey olmaz. Yahu bırak, sen de mi gölgenden korkuyorsun? Kiminle dans ediyorlar anladılar. Okay. See you. Bye. Buldun mu kitapları? Hepsini değil ama burada epey malzeme var. Siz Çanakkale'den dönünceye kadar ben hepsini tamamlarım. Harika. Harika. Yahu şu teknolojiye bak birader. Bunca gemi gelip dikiliyor tepene. Sen bu kıçı kırık tüfekle püskürtüyorsun onları. Peh. Abi sen Rambo'yu seyretmedin mi ya? Git işine lan serseri. Rambo! Terminatör Mehmetçi'ye karşı. Bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Vurulma ha? Olacak iş değil ya. Sorma yahu. Komedi be. Çığır açacağız, çığır. Sponsorlardan ne haber? Aman onları hoş tut. Biliyorsun para çok önemli. Yarın gidiyorum. Mekanları bir görelim. Oralardan da bir şeyler çıkartırız. Tamam. Görüşürüz. Bye. Geliyorum Çanakkale. Bakalım geçilir misin, geçilmez misin? Yihuu!
Hello baby. Hoş geldin hayatım. Jasmine? Uyudu. Seni çok bekledi. Ama dayanamadı. Sen iyisin Yalın? Ha? İyiyim iyiyim. Yoruldum bugün biraz. Kolay işe soyunmadık. Senin bavul hazır ben. Çok bir şey koymasaydın. Zaten birkaç gün kalıp döneceğim. Olsun. Nasıl diyor siz? Ne olmaz ne olur. Ne olur ne olmaz. Aman işte öyle bir şey. Ha karnın aç. Yemeyeceğim. Ha gel gel bak neler yakalamış bizim çocuklar gel. Atatürk amma da abartmış ha. Atatürk? Atatürk büyük adam. Dinle. Mütekabil siperler arasında mesafemiz 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler hiç kurtulmamacasına kamilen düşüyor. Kamilen? Yani hepsi birden. All together. İkincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şayanı gıpta bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor. Hiç ufak bir fütur bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Yahu olur mu böyle şey? Bir kere insan tabiatına aykırı. İnsan ölümden korkmaz mı yahu? Yani bunlar yalan? Abartılmış hepsi. Vatan, millet, Sakarya. Bak dinle bak. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Tam anlayamadım. Ne diyor Atatürk? Yani Çanakkale Savaşı'nı kazandıran en önemli olgu imanmış. Belki. Belki mi? Dalga mı geçiyorsun? Yok. Dalga değil. Bak. Kur'an-ı Kerim İngilizce. Nereden çıktı bu? Yalın. Bugün baba geldi senin. Anlamadım. Eve mi geldi? Almasaydın içeri. Ben Yasmin'le pasta yapıyordu. Anne ne zaman yiyeceğiz? Daha olmadı darling. Bekle biraz. Of. Hiçbir şey elemek yok, tamam? Tamam anneciğim, söz. Uslu uslu oturmak yerinde. Tamam anneciğim, söz. Hoş geldiniz siz baba. Sağ ol kızım, sağ ol. İçeri girmek siz? Yok kızım, yok. Girmem. Bu eve girmem. Yalın yok baba. Olmadığını biliyorum kızım. Yoksa ben kapıya da gelmezdim. Bugün beni utandırdı. Çok utandırdı. Baba, siz iyi? İyi değilim kızım. İyi değilim. Oturmak şöyle. Bugün utandım. Çok utandım. Keşke bir hırsızın,
bir katilin babası olsaydım. Ama... Baba, ben anlamıyor hiçbir şey. Onunla gurur duymak istedim. Allah selamet versin. Galiba artık çok geç. Büyük baba. Büyük babam gelmiş. Bu yavru için geldim. Senin için geldim. Benim ne gücüm kaldı artık, ne de vaktim. Ama sizler yolun başındasınız da doğruyu bulun. Dede, bunu bana mı getirdin? Evet, evet canım, sana getirdim. Ama ben okumasını bilmiyorum ki. Annem biliyor. O sana okuyacak. Sonra gitti. Sen de oturdun, bunu okudun, öyle mi? İşin mi yok Ester? Bir daha gelirse açma kapıyı. Bu saatten sonra babaya ihtiyacım yok benim. Ölmedim ben. Ölmedim. Gelin. Kalktığımı sevgilim. Bugün hava da çok güzel. Ve kahvaltı hazır. Ester, insan aynı rüyayı iki kere görebilir mi? Bilmem ki. Ben hiç rüya görmez. Niçe soğudun? Hiç, öylesine. Hadi kahvaltıya. Yola çıkmadan bir şeyler ye. Thank you.
Yoldayım. Ya evet. Hava çok güzel. Ha bana bak. Bugünkü bütün gazeteleri al. Benim vaktim olmadı. Önemli bir şey olursa bana bildirirsin. Evet evet. En fazla 2 gün. Tabii canım. Fazla uzatmanın alemi yok. Tamam canım. Ararım ben seni. Galiba bir doktora gitmem lazım. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Oda etmiştim. Yalın erimiş. Hemen bakayım efendim. Ya buraya gelen giden oluyor mu çok? Elbette efendim. Burada mevsim yoktur. Aşağı yukarı hep doluyuz. Siz ilk defa mı geliyorsunuz? Bizim devamlı müşterilerimiz vardır da. Ben ilk defa geliyorum. Umarım yolumu da kaybetmem. Keyitli'yi gezecekseniz size yardımcı olacak birkaç arkadaş var. Evet. Bir rehbere ihtiyacım var. Sabah burada olursa iyi olur. Merak etmeyin. 507 numara. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bir müfreze askerin Jonk Bayırı'na doğru kaçmakta olduğunu gördüm. Askerlerin önüne çıkıp niçin kaçıyorsunuz dedim. Efendim düşman dediler. Düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim. Ve müfrezeye süngü taktırıp yere yatırdım. Bunları gören düşman askerleri de yere yattı. Kazandığımız an işte bu andı. Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.
Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir. Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuş'tular. Tam üç alayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu şahiser erleri. Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular. Buyurun benim. Günaydın. Yalın Erinç, merhaba. Günaydın, günaydın. Beklettin mi? Yok canım. Ben alışkınım zaten. Sanırım güzel bir gün olacak. Gidelim mi? Nasıl isterseniz. Şehitlikten mi başlayalım? Kaptan sensin. Anlaşıldı. Buyurun. Karşıda belirdiler. Yüzlerce gemi, toplarıyla, tüfekleriyle dünyanın dört bir yanından gelen muazzam bir Haçlı ordusu. Eski dünya, yeni dünya. Bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi. Mahşer ki, hakikat mahşer. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani Tauna'da zuldur bu rezil istila. Neler söylüyorsun sen ya? Ben söylemiyorum. Mehmet Akif, Çanakkale'yi geçmek isteyen düşmanı böyle tarif ediyor. Ha, iyi. Ben şiir sevmem. Hele Mehmet Akif'i hiç sevmem. Senelerdir rehberlik ederim burada. Nedendir bilmem ama her gelişimde heyecanlanırım. Yüreğim ezilir. Etrafta dolaşan şehitlerin ruhlarını hisseder gibi olurum. Masal başladı yine. Duygu istemiyorum lütfen. Sadece bilgi verin yeter. Müttefik güçler beş noktadan çıktılar. Morto koyu, Ertuğrul koyu, şu ilerideki W kumsalı, bir de... Tekke koyu, bir de Zığındere'nin kuzeyindeki Y kumsalı. Hep aynı terane. Yeni bir şey yok.
oldu? Boğazı geçip İstanbul'a yükleneceklerini hayal ediyorlardı. Ama geçemediler. İştahları kursaklarında kaldı. Çünkü karşılarında imanlarını siper etmiş, ölümü şehadet olarak gören Anadolu insanı vardı. Tabii tabii. Ne demezsin? Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? Yükleniyor orduların dördü, beşi. Pardon. Duygu yoktu, değil mi? Yakın zamana kadar şehitliğimiz bile yoktu. Anzakların, İngilizlerin kabirleri çiçek bahçesi gibiydi. Fazla oyalanmasak da şu çatışmaların olduğu yerleri de görmek istiyorum. Çatışma her yerde vardı Yalın Bey. Gelibolu'nun her karış toprağında kan vardır. 500 bin insan yatar bu topraklarda. 250 bini bizim şehidimiz. Bir o kadar da yaralı var ki akan kanı siz düşünün. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pakanlı değer. Dalga mı geçiyorsun benimle? Duygu istemiyorum. Bunlar duygu değil ki. Gerçeğin ta kendisi. İşte bunlar gerçek. İşte bunlar gerçek. Çanakkale zaferinin sırrı bunlar işte. Teknoloji. Yok efendim imanmış. Görülmez varlıklarmış. Sakallı dedelermiş. İşte bu. Gerçek bu bataryalar. Ama düşmanın teknolojisi bizden çok daha fazlaydı. Eğer imanı olmasaydı, inancı olmasaydı, Allah'a sığınmasaydı, koca Seyit 276 kiloluk mermiyi nasıl kucaklayabilirdi? Ya, Naim Süleymanoğlu'na haksızlık etmiyor musun? Hal tercimiymiş bu. Yahu mümkün mü? Bir insan o kadar ağırlığı kaldırabilir mi? İsterseniz siperlere gidelim. Demek siperler bunlar ha? Aylarca bu toprağın içinde yaşadı askerler. Aç, susuz ama direndiler. Neden acaba? İmanları değil mi? İmansız, inançsız mümkün mü? Asker bunlar, asker. Komutanları öl deyince ölecekler. Var mı öyle asker?
Anlamıyorum sizi. Çanakkale ile ilgili film yapacağım diyorsunuz ama buradaki fedakarlığa inanmıyorsunuz. Ben gözümle görüp elimle tuttuğuma inanırım arkadaşım. Jonk bayırına inen bulut masalına karnım tok benim. Siz her şeyi biliyorsunuz. Rehbere de ihtiyacınız yok. Tok satıcıları severim. Bundan sonrasını tek başıma da hallederim. Vermediğim hizmetin karşılığını almam. Nasıl istersen. Bu tarafta görmeye değer bir şey var mı? Çok şey var evlat. Buranın her yanı tarihtir. Tabii ya. Tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi, beden, resim, müzik. Görmeye değer bir şey mi dedi? Körler görebilir mi? Rabbim isterse görür. Yine mi? Ama bu sefer uykuda değilim. Seni biliyorum ben. Ölmedim ben. Ölmedim. Ölmediğim belli. Ama neler oluyor? Sen kimsin? Burası neresi? Beni gömdüler. Diri diri gömdüler. Kim gömdü seni? Bu yazmayı çıkarmıştım. Bakıyordum. Birden patladı. Yerin altı püskürdü. Toprağın altında kaldım. Gömdüler beni. Ama ben ölmedim. Ölmedim. Kimsin sen? Unuttular beni. Beni duyuyor musun? Unuttular beni. Anladım, unuttular. O yazmayı oğluma ver. Anası vermişti bana. Yarısı bende, yarısı anasındaydı. Bunu oğluma ver, tamam mı? Tamam, tamam. Unutmasınlar beni. Çıkarsınlar toprağın altından. Ölmedim ben. O da torunlarıma söylesin. Oğlun kim senin? Nerede bulacağım ki onu? Çanakkale içinde vurdular beni.
Ölmeden seni kameraya çekmem lazım. Kameram? Kameram nerede? Beni. Of gençliğim eyvah. Bir yer sevdim evleri, dağlara karşı. Görmedim yüzünü, 10 yılı aştı. Of gençliğim eyvah. Neden resmin çıkmıyorsun? Ah! Şimdi neredeyim? Kafanı uzatma kurban. Yavrun keskin nişancıları var. Salim Onbaşı yardım et bana. Yettim komutanım, yettim. Nasıl olur? Demin kimse yoktu burada. Burası neresi? Her yanım titriyor kumandanım. Arafta mıyım? Arafta mıyım kumandanım? Ne dedin sen? Niye vuruldum ki? Vatanı savunacaktım. Anam onun için yolladı beni buraya. Allah'ım, düşman girmemeli. Girmemeli. Düşman memlekete girmemeli. Girmemeli, girmemeli. Yavaş.
Antepli! Antepli! Vuruldun mu kardeş? Hey ya! İçeride mermi var. Bak görünüyor. Karnım da çok aç. Var mı yanında yiyecek bir şeyler? Yok vallahi kardeş. Olaydı da vereydim. Ağaç kabuklarını, yapraklarını kemire kemire koyuna döndüm ha. Şöyle bir dilim ekmek olaydı değil mi? Ah o anamın yaptığı sıcacık bazlamalar olaydı. Hazır mektup. 5 parayı aldım. Anama göndereceğim. Ne yazıyor? Bilmem ki. Ama iyidir herhalde. Benim okumam yazmam yok ki. Ah elim kalem tutaydı da şu kel başıma gelenleri yazabileydim keşke. Sende yiyecek bir şey var mı kardeş? Yok billah. 2 gündür ağzıma bir şey koymadım. Su bile kalmadı. Sadıç be. Bu tüfek niye ateş almaz? Çekiyorum çekiyorum patlamıyor ya. Çekiyorum çekiyorum kardeş, patlamıyor bak. Senin parmağın yok ki. Vay be. Kopmuş parmaklar haberimiz yok iyi mi? Bekliyor benden. Teyi aşağı dereden doldurmuştum. Çok susuz onlar. Ne diyeceğim şimdi? Sakın Hüseyin, hani su nerede derlerse ne diyeceğim ben? Özür dilerim. Görmedim. Saka Hüseyin. Bizde testi var Saka. Sen dereyi göster. Yaşasın. Bu testi sağlam. Dere şu tarafta. Sağ olasın Saka. Hadi gidelim. İstanbul'luyuz biz. Galatasaray İdadesi'nden. Gerçek misiniz siz be? Gerçek misiniz siz? Hiç şüpheniz olmasın, gerçeğiz. Sınıfça geldik cepheye. 20 kişiydik. 17'miz şehit oldu. Ama düşman Çanakkale'yi geçemeyecek. Oyalanmayalım. Nedir bunlar Tanrım? Rüya mı?
Ben ölmedim. Ölmedim ben. Ölmedim! Yine mi sen? Yine mi başa döndük? Diri diri gömdüler beni. Hayır! Hayır! Çanakkale içimde vurdular dayan! Beni. Kurtaracağım seni! Kurtulacaksın! Çanakkale dayan! İçimde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğime yok. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Ölmeden dayan! Kurtaracağım seni! Koydular beni. Of gençliğime. Dur! 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 Yardım edin! Sen misin? Yaralı bir adam var. Kanlar içinde. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Nerede? Şurada. Ağaçların içinde. Yardım etmezse görecek. Hadi! Koş! Koş! Buradaydı. Buradaydı eminim. Bomba düşünce toprak altında kaldı. Ellerimle çıkardım onu. Bomba mı patladı? Evet. Evet. Bir sürü asker de vardı burada. Bir şey içmediniz değil mi? İnanmıyorsun bana. Çıldırmadım ya ben. İşte bak. Kameram burada. Tam buradayken patladı bomba. Dur, dur. Sakanın testisi. Ben çarpınca kırılmıştı. Bak, hala ıslak. Buralarda olmaları lazım. Sizi otele götüreyim mi? Kimse bana inanmayacak. Ben inanıyorum. Çünkü aynı şeyi ben de yaşadım.
Yıllar önce çalışmak için buraya gelmiştim. Turistleri gezdiriyor ve iyi de para kazanıyordum. Çanakkale'yi herkes merak ediyordu. Herkes saygı duyuyordu. Kadın, erkek, genç, ihtiyar, herkes. Yeterince bilgim yoktu aslında. Anlatıyordu. Boyuna anlatıyordu. Bilmediğim yerleri atıyordum kafana. İlgilerini çekmek için bazen çok abartıyordum. Sizin gibiydim yani. Tek derdim para kazanmaktı. Bir gün Ertuğrul koyunda uyukluyordum. Hava güzeldi. Gevşemiştim. Kuş sesleri doldurmuştu etrafı. Oradan geldiler. 15 yaşında vardı yoktu. Kimler geldi dedim. Bütün dünya. Dedi. Ama geçemediler Çanakkale'yi. Üzerinde asker giysileri vardı. Kimsin sen? Dedim. Sakayım ben. Siperlere su taşıyorum. İstersen sana da vereyim. Yoksuldu belli ki. Doldurduğu suyu içtim. Nasıl bir suydu o anlatamam. Garip bir serinlik kapladı içimi. Bak, o kim biliyor musun? Babam. Şehit olmak için o kadar dua ediyordu ki Allah sonunda dualarını kabul etti. Sen niye babamı anlatmıyorsun ki gelenlere? Babamı da anlat. O da canını verdi bu topraklar için. İçimden bir şeyler korktu sanki. Titrediğimi hissettim. Döndüm özür dilemek için. Ama... döndüğümde kimseler yoktu. Eğer su içtiğim kupa elimde olmasaydı ben bile inanmazdım kendime. Bu kupa dünyalardan değerli benim için. Saçlı, kirli bir çocuk muydu? Evet, aynen öyle. Kısa saçlı, kirli. Hüseyin. Saka Hüseyin.
Çok soğuydu. Seni özlemiş çok fazla. Aa, gazete okuyor sen. Hepsi seni yazıyor. Ama bazıları pek iyi demiyor. Sen yanlış bir şey yapıyor Yalın. Bilmiyorum bebeğim. Kafam çok karışık. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu iyice karıştırdım. Olur mu böyle şey? Olmaz. Olamaz. Hayır. Olmaz böyle bir şey. Hayır. Onların futbol topları yoktu. Hiç olmadı. Çaputları birbirine dolayıp bir top yapmışlardı belki. Onunla da kim bilir kaç kez oynama fırsatı bulmuşlardı. Bugün rahatlığımızı borçlu olduğumuz onlar, babaları cephede olduğu için bir şeyler istemek şansına sahip değildiler. Ve bir gün hepsinin üstüne bir görev düştü. Vatan için ölmek. Tereddüt etmeden gittiler. Öyle güzeldi ki gittikleri yerler. Gittiler ve bir daha geri dönmediler. Yalın. Yalın çok iyi ya. Bu kadar ilgi çekeceğimizi beklemiyordum. İngiltere'den gelen e-maillere bak. Ne kadar destek çıkıyorlar bize biliyor musun? Para derdimiz kalmadı artık. Dolar, sterlin, euro, Allah be! Allah be! Allah be! Allah ne diyor bak sizin mukaddes kitapta Yalın? Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve oyalama. Gerçekten ahiret yurduysa asıl hayat odur. Yalın, ben sana okuyor bunları. Ama galiba sen burada yok. Kafam çok karıştı Ester. Şimdi seninle uğraşamam. Evet. Ya. Peki. Söylemek ben. Yalın. Senin hala aradı. Senin baba çok hastaymış.
Baban Yalın. Duydum Esler. Gitmeyecek mi sen? Ölüyor. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ama o senin baba. Benim babam çoktan öldü Esler. Seni gömmek istiyor. Son kez. Başka şans yok. Yalın. Ben Kur'an okudum. Sizin kutsal kitap. Affedin diyor. Allah affederim diyor. Sen niye affetmiyorsun? Baba ne çok üzgün. Sakın yaramazlık yok, tamam? Peki son anına kadar seni sayıkladı. Bu kutuyu sana vermemi tembihledi. Saçma bir dargınlıkla bir ömrü heba ettiniz. Hayat o kadar kısa ki küskün kalmak hiç doğru değil. Canım yavrum, şu anda Allah'ın huzuruna doğru gidiyorum. O şahittir ki burada okuduklarının hepsi doğrudur. Annemden ayrıldığımızda sen 2 yaşındaydın. Küçüksün diye ona verdiler seni. Sonra annem bir ecnebiyle evlendi. Yurt dışına götürdüler seni. Oranın eğitimini, terbiyesini aldın. Nasıl yaptılar bilmiyorum ama atanı, vatanını, dinini düşman bellettiler sana. Buluştuğumuzda inançsız, bomboş biri olmuştun.
Defalarca yanaşmak istedim sana. Ama sen konuşmak bile istemedin. Her şeyi Rabbimden deyip katlandım. Sana bir tek nasihatim var oğlum. Ne olursan ol ama inansız olma. Çünkü inansız yaşanmaz. Ben seni affettim. Dilerim Rabbim de affeder. O kutuda dedenin emanetleri var. Çanakkale'de siperdeyken bir patlamada toprak altında kalıp şehit olmuş deden. Babaannen rahmetlinin vasiyetidir. Çocuktan çocuğa, torundan toruna emanet edin. Ailemizin kutsalıdır derdi. Allah'ım tövbe. Tövbeler tövbesi. Allah'ım affet. Tövbe. Affet beni baba. Affet baba. Babacığım. Yalın. Yalın, hoş geldin. Müthiş haberlerim var. Yine İngiltere'den yazı geldi. Bize bozuk atan gazeteler için. Aldırmayın diyorlar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlar. Bak işte, bunlar da dışarıdan transfer edilen paraların dekontları. Az önce şu bizim sponsorlarla konuştum. Memnunlar. Mutlaka toplantı istiyorlar. Bana bak, bütçeyi artırmalarını isteyebilirse. Tam Cem. Zamanıdır. Ha? Tüm sponsorlara söyle, hepsinin canı cehenneme. Dede. Dedeciğim hoş geldin. Sen hoş geldin evlat. Sen hoş geldin. Dedem.